Herkese merhabalar, lezzet sisteme hoş geldiniz. Bugün pamuk gibi şekline hayran kalacağınız şerit parça tarifimiz var. Herkesin de çok beğendiği, yapımı oldukça pratik, lezzeti garanti şerit parça tarifimizin yapımına geçiyoruz. Öncelikle hamurumuzu yoğurmak için yoğurma kabına 200 milimlik bardak ölçümle 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın beyazı içerisine, sarısını üzerine ayırıyoruz. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. Hepsini güzelce karıştırdım. Üzerine 7 su bardağı elemiş olduğum unu birkaç aşamada yavaş yavaş spatula ile karıştırarak ekliyorum. Bu arada unutmuş olduğum 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı bırakıyorum. Hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unumuzu da hamur toparlanana kadar ekliyoruz. Ele yapışmayan kıvama gelince un kullanmıyoruz. Toplamda 7 bardak undan çeyrek bardak kadar un kaldı. Toplanan hamuru pürüzsüz kıvama gelene kadar elimizle güzelce yoğuruyoruz. Parlak kıvama gelen hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir streçle kapatıyoruz. Tekrar bir bezle örtüyorum. 1 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Mayalanan hamuru tezgaha alıyorum. Hamurun havasını almak için, aynı zamanda mayanın da kokusunun çıkması için 4-5 saniye yoğuruyoruz. Hamuru yoğurup toparladıktan sonra eşit parçalara bölüyorum ve beze yapıyorum. Ben 15 tane beze yaptım. Siz daha küçük veya daha büyük bezeler yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerin üzeri kurumaması için bir streçle kapatıyorum. İlk aldığım bezeden hamuru elimle açmaya başlıyorum. Merdane kullanmaya gerek kalmadan elimizde bu büyüklüğe gelene kadar kolayca genişletiyoruz. Genişletmiş olduğumuz hamurun üzerine kenar kısmını arzu ettiğiniz malzemeden 1 tatlı kaşığı koyup 1 parmak uzunluğunda yayıyoruz. Rulo hamur kesici aparatla da koyduğumuz malzemenin uç kısmından başlıyorum. Hamurun ucuna kadar kesiyorum. Malzeme kısmını bu şekilde kapatıp uç kısma kadar rulo yapıyorum. Tekrar yarım ay şeklini veriyorum. Şerit parçamızın bu muhteşem şekli bu şekilde. Ben içerisine peynir kullandım. Siz peynir yerine patates, kıyma veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok pratik. Bu güzel şerit parçanızı kahvaltılarınıza, çay saatlerinize, dilerseniz de buzluğa kaldırıp sonrasında tüketebilirsiniz. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Hamurumuz da oldukça yumuşak, kolayca elimizle açabiliyoruz merdane kullanmadan. İsterseniz hamurumuza farklı şekillerde verebilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Uç kısmına, kenar kısmına peynirden koyuyoruz. Aparatla uç kısma kadar kesiyoruz. Peynirin üzerine kapatıp rulo şeklinde yuvarlıyoruz ve ay şeklini veriyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü var.
Bütün bezelerimizi, poğaçalarımızı bu şekilde hazırladık. Bu güzel şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye düzgünce yerleştiriyorum. Üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Yarım saat tepsi mayası yapıyoruz. Tepside yarım saat mayalanan hamurun üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı sıvı yağ ekliyorum, karıştırıyorum ve hamurumuzun üzerine fazla bastırmadan sürüyorum. Önceden ısınan 200 derece fırının ortanın bir alt tarafına tepsiyi sürüyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 25 dakikada pişen şerit poğaçaları fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. İlk sıcağı geçince şerit poğaçalarımıza dokunuyorum. Hepsi birbirinden yumuşak. Kesinlikle üzerini ekstradan yumuşaması için kapatmıyoruz. Nemlenme yapar. Buna dikkat edelim. Bir tanesini de yakından gösteriyorum. Şerit poğaçalarımızı gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. Hamuru gerçekten hem lezzetli hem pamuk gibi. Bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.